Merhaba arkadaşlar, 4 Nisan 2020 Cumartesi, kazlarımızı bir daha tartalım. Buraya naklettiğim gün tartmıştım mutfağı. Şimdi altlarını temizledim. Civciv büyütme kutuları veya kafesleri neyse, ana kucakları nasıl olmalı, onun üzerine kısa bir şeyler de anlatmak istiyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. 190 gram. Gel bakalım. Sıradaki. Hoppa. ...214 gram. Maşallah. Hadi. Bu en küçük ikincisiydi. 142, 144. Neyse, güzel. Tamam. Şu iyi hatırlıyorum, en ufağı 92 gramdı tarttığım zaman. Ha maşallah. Her şeyin ne? 120 gram olmuşsun. Gel bakalım. Evet. Gel bakalım. Hoppa. Dur. 234 gram. Maşallah. Bu alacı kaçtı lan. Hatırlayamadım. Bu pek olmamış be. Aa, 168. Sen çok mu koşturuyorsun lan? 198. 200 gram. 198. Neyse. Bak mı istiyorsun geri? He? Çıkamazsın şimdi. Şimdi göndereceğim seni. Bu da. Dur bakayım. 188 gram. Neyse. Kilolardan. Kim ne kadar şey yapmış. Az buçuk yorum yapabiliriz herhalde. Gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şöyle tutalım. Civciv büyütme kafesleri, kümesleri neyse. Civcivler için şey sıkıntısı yok. Normal tavuk civcivleri için. Kutu olmasında problem yok. Fakat fazlarda problem çıkıyor. Şöyle ki bunlar ıslatıyorlar. Islatıyorlar, iyice deliyorlar. Yani normalde civcivler de yapmıştı ama bunlar daha felaket. Şimdi ekstradan şuralara karton koydum, kestim. Şöyle kenarlara karton yaptım. Felaket gazete yiyorlar. Şimdi güvercin suluklarının şöyle güzel yanı var. Normalde diğer sulukta kullanıyorum. Fakat öbür suluklarda kafayı tüy alıp kazlar kafa sallıyor. Bakın şurayı daha net görürsünüz. Böyle su atmadan şey yapmadan lekeler, yemek lekeleri, şeyler, bulaşıklar geliyor. Böyle bir durum var. Burada civciv ölümü olmaması adına en önemli şey arkadaşlar altının kuru olması ve sıcaklık. Sıcaklık çok önemli. Bu benim kaçıncı şeyim? Kazları da sayarsak, hatta diğerlerini de sayarsak dördüncü. Bir, iki. Evet. Yani dördüncü civciv yetiştirme maceram oluyor. Ben bırakın Allah'ım, görüyorsunuz işte bak gaz lan nereden nereye şey yapıyor görüyorsunuz. Burada sıcaklık o iyi olduktan sonra, altı da kuru olduktan sonra Allah'ın izniyle öyle kolay kolay bir hastalıklı şey denk gelmediyseniz ölüm olmuyor. Ben hiç bu şekilde yaşamadım. Bir sakatlar vardı işte geçenki kuluçka şeyinde, onlar ölmüştü. Onlar zaten yapacak bir şey yoktu. Sıcaklık önemli. Ayarlı bir termostatınız olursa, analog veya işte dijital neyse, buna 35 derece civarını ayarladığınızda haftalık 1-2 derece düşürerek devam edebilirsiniz. Ne oluyor bu bakırlarım yarabbim? Tabi Hintler tavuk civcivleriyle aslında kaz civcivlerini bir araya koymak da çok şey değil. Tümlerini birilerini mahvettiler vallahi yiyoruz diye. Başka? Benim kanal adına sebep olan yamuk gaga olayı. Evet, bu ısıtıcılar dedim de
şurada takalım. Onu da şişeyi çıkarıp değiştirirken. Isıtıcı yetişeceği mesafede olmamalı civcivlerin. Bunlar bebek, çocuk, anlamıyorlar. Çocuk demek biraz büyüğe kaçar. İşte öyle ilk benim yamuk gagada böyle ısıtıcı ampule gagası değmiş. O zaman alçaktaydı ilk şey yaptığım. Bunun yani hazır değildi daha. Biraz alçakta kalmış. Öyle olunca da hafif erimiş. Tabii büyüdükçe de o yamukluk arttı. Yani fark etmiyorlar yandığını acı hissetmiyor. Ondan sonra da böyle problemler çıkabilir. Tüyleri de yanabilir. Başka neler var? İşte suyu, temiz suyu olacak. Suyunu kirletmemesi, işte suyu içine girmemesi çok önemli. Islanırsa bu kaz civcivi içinde veya başka tavuk civcivi için, bütün civcivler için geçerli bir şey. Islanırsa yani ölebilirler. Ölürler %90 eğer kurtamazsanız. Islaklığın böyle bir kötü yanı olur. Kuru olması lazım. Altlık ilk birkaç gün gazete kağıdı iyi oluyor. Tavuklar için konuşuyorum, tavuk civcivler için. Çünkü yemleri bulabilmeleri adına gazete kağıdı üzerine atıyorsunuz. O zaman daha çok fazla pisletmemiş oluyorlar. Bak işte bu adamlar ne meraklılar, görün. Her şeye hamle. Ya böyle çocuk tam bebek ya. Valla çocuklar her şeyi kurcular ya. Bunlar da tam öyle vallahi. Yani neyse bu şey önemli. Islanmayacaklar, kuru olacak. Kazlar için arkadaşlar kesinlikle kaz civcivleri için bir altlık tavsiye ederim. Yani tel olur. 1 santimetre göz aralığına sahip tel olabilir. Ya da böyle plastik ızgara altlıklar çok önemli. Bu sayede dışkıları falan direkt aşağıya gitmiş olacak. Ve devamlı altları kuru kalmış olacak. Bunu şiddetle öneriyorum. Bunlar neler yiyorlar? İşte civciv yemi veriyoruz. 0 numara dedikleri. Tabii ben 0 numara değil benimki de. Kırma makinesinden kırdım. O şekilde yaptım. Aslında 0 numara alabilirsiniz. Sonra başka söyleyeceğim şey. Çimen yiyorlar. Yeşil çim verebilirsiniz. Bunu doğrayıp küçük küçük marul olur. Yani doğrayarak verin. Bunlar parçalı yemiyor. Daha böyle büyük parçaları kesme şansları şu an yok. Kafa sallıyorlar falan ama yapamıyorlar. Böyle yani. Yani rahatlıkla eğer böyle sıcak tutabilirseniz yemlerinde suları da önlerinde temiz olursa, ıslanmazlarsa çok rahatlıkla civciv yetiştirebilirsiniz. Bakın bunlar gerçekten tehlike. Yani vatandaşları da eziyorlar ya. Hintleri. Bir an önce şey yapmak lazım bunları. Kazla yani en güzeli kazlarla beraber yetiştirmek daha güzel. Durum bu arkadaşlar. Kilo değişimlerinizde bir sonra videoları karşılaştırarak nasıl olmuş yazarım açıklamalara.